günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni uyandım. Geceden de açık, sabahtan da açık. Hemen bir şeyler atıştırmak istiyorum. Bir şeyler söyledim. Hem soya sütü söyledim. Hem de tahıllı ekmeğimiz bitmişti. Ondan söyledim. Böyle güzel bir kahvaltı yapalım. Güne başlayalım istiyorum. Çok az zeytinyağı. Biraz da bu karlı dağ tereyağından koyacağım. Böyle bir tereyağı yok. Yani tabii ki ev yapımı tereyağları çok çok daha iyi ama bu tereyağı hazır olmasına rağmen çok çok iyi. Bunu koyalım. Tolga jambonumuzla var. Tolga şöyle jambonum benimki. Şimdi benimkine geçiyoruz. Tolga ile kahvaltımızı yaptık. Şimdi dışarı çıkacağız. Hazırlanacağım ve Real'e geçeceğiz. Annemin doğum günü, o yüzden ona böyle bir gömlek almayı düşünüyoruz. Biraz da böyle gezeceğiz. Real'de görüşürüz. Böyle adil dışarı geldim. Şöyle bir elbise beğendim. Çok güzel oldu. Bu da indirimde 400 TL'ye geliyor bence. Çok şık ve çok cici bir elbise. Tam benlik bu da. Bunu satın alacağım. Yeri o kadar güzel ki. Umarım size de böyle linkleyebilirim, bulurum. Böyle 70'lere benzeyen bir elbise de denedim ama bu çok fazla mini. O yüzden bu yani. Ama güzel yani, kolu falan şık. Anneme de şöyle doğum günü hediyesi olarak fuşya bir gömlek alıyoruz. Bu da indirimdeydi. Bir de yeşili var şöyle. Ama bence fuşya. Real'de biz böyle acıktık. Nadide et dönere geldik. Ben döner yemek istiyorum. Aa, tombik döner de mi var böyle? Sipariş verelim mi? Tabii efendim. İki tane lavaş istiyoruz, biri. Evet. İkisi de 80 gram olsun, iki tane de ayran alalım. Tamam. Şey, bize bir kaburgacıya gitmiştik. Adam bize nasıl ayran, bu ayranın nasıl açılacağını göstermişti. Hatırlıyor musun? Gösterebilirim. Tırnağım var ama gösteremem, sen göster. Cahil biz, bilmiyorduk. Evet, böyle. Gereksiz bilgiler de bugün. Ama bu ayran tek nefeste içiliyor. Onu sen yapıyorsun. Döneri yiyelim, eve geçelim. Böyle meyve, çerez falan hazırlamam gerekiyor. Zamanımız da az. Doğum günü hediyesini falan vereceğiz. Pasta falan. Buraları size gösteremeyeceğim. Ama bunları yapacağız yani kısacası. Dükkan başındaki bulutlara geldim. Normalde çerezleri her zaman bulutlardan alıyoruz. Şimdi böyle hepsinden azar azar bozulmayacak şekilde alacağım. Şey, sirk fıstığından alacağım. Yeter. Şundan alalım. Yine 200 gram olsun ondan. Evet. Bundan istiyorum biraz. Kabak çekirdeği alayım. Meyveli kokteylden de alabilir miyim ben biraz? Şundan. Şundan da istiyorum. Ne bu? Sarı erik. Bu mu? Çok az olsun ama denemek için alacağım bunu. Sarı erik çekirdekliymiş. Şu zereşkiden 5 tane alabilir miyim? Zereşkli değil mi bu? Zereşkli yok mu? Tamam, bundan olsun 5 tane. Bunun bir de zereşkli olanı var, ekşi. Şimdi bir groseriye geldik, meyve alacağız. Sadece meyve alacağız bu arada. 5 tane alsan yeterli, 5-6 tane. Küçük mesela, bak şu 3 tane iyi ya. Peyse alalım. Yeter herhalde. Şeftali alalım o zaman. 3 tane falan alsan yeter. Ne? Soyacaksın ama. Niye oynanıyorsun? Gel. Var ya, azıcık tüylü tüylü. Gel buraya. Aç. Yedim mi bak? Gel. Çok saçma sapan tiklerin var ya. Tamam. Hayır, çekilelim. Elimi tut. Hayır. Ama lütfen. Bak, bence bu. Bir bak. Tamam. Tamam, hadi.
Eve geldik. Grosseri'de de böyle çekim yasağı falan pişman muhabbetleri yaptılar. Beyefendi biraz kirli. Biraz da ilk bayağı sinirli. Çok böyle güzel bir üslupla söylemediler yani, değil mi? Ayarlarım da yoruldu. Çok sinirlendi. Bizi birileri kapıda bekliyor. Klimayı açık mı unutmuşum? Evet. Ben kapattım sanıyordum ama. Adana'yı soğutuyoruz yine. Tam da ya, unutmuşum işte. Balık hafıza. Evimize geldik. Şu aldıklarımızı da direkt götürüyorum. Günaydın, merhaba. Ya, günaydın dediği saat de şu an böyle 2'ye geliyor. Çok geç uyandık bugün. Böyle hazırlandım. Klasik yine terliklerimi giydim. Tolga'ya şey diyorum. Biri diyorum şu ayağımdan şu terlikleri çıkarsın. Bir şey böyle taktığım zaman takıyorum yani. Öncesinde de diğer terliğimde. Böyle sürekli bir şey beğendiysem sürekli onun arkasında yani. Her şeyi onunla uyarlıyorum. Şu anda da böyle Şat Bey tarafına küçük bir yere gidiyoruz. Tolga hot dog yiyecek. Ben de böyle bir kahvaltısı bir şeyler yiyeceğim. Sonra da SS'e geçmeyi düşünüyoruz. Biz böyle güzel bir pazar günü aktivitesi yapalım istedik. Fakat arabada sıcaklık 38 derece gösteriyor. Dışarıda size hissedileni tarif bile edemem. Zaten haberlere falan çıktı yani bu durum. Çarpı 3 yani. Çarpı 3. Geldik mi buradan kalkıyoruz çünkü menüde değişikliğe gidilmiş. Yemek istediğim şeyler maalesef yoktu. O yüzden şimdi nereye gideceğiz? İşte o muhalle. O kadar yer aradık ki ve gideceğimiz yerlerin birçoğu da pazar olduğu için ne alaka bilmiyorum. Kapalıydı, biz de kahvaltı durumumuzu bitirdik. Öğle yemeğiyle kahvaltı yapacağız. Hamburger yiyeceğiz. Burada kapalı. Evet, hadi pizza yiyelim falan dedik. Gideceğimiz pizzacılar falan da kapalıydı. Biz anlamadık yani. Hani pazar günü iş yapmayacaksınız da ne zaman yapacaksınız mantıken. O yüzden Tik Tik Burger yemeğe geçiyoruz. Artık kahvaltıyı hamburgerle yapacağız. Bu kadar açlıktan öldük ki. Yani pazar gününde niye kapatıyorsunuz ya? Burada da sabah sabah hamburger yiyeceğim. Geldik, Gagarin'deyiz. İçeri oturduk direkt. Normalde her zaman dışarıda oturuyoruz. Ben hiç menüye bakmayacağım. Tik Tik Burger yiyeceğim. Çünkü buraya geldiğimde Tik Tik yiyorum. Şimdi yemekler 15 dakikaya gelecek ama bu humusu acılı ezmeyi biz direkt Togale bitireceğiz yani. Şu anda öyle görünüyor. Güzeldi ki. Doymak kadar güzel bir şey yok. Uzun zamandır House of Camera gitmiyordum. Zaten böyle biraz da yenilemişler. Yeni halinde hiç görmedim. Çok yakın olduğumuz için hemen karşı arası zaten. Dedik ki bir House of Camera'da kahve içelim. Oraya geçiyoruz şimdi, yürüyoruz. Araba park yeri aramayalım diye zaten araba park halinde. Biz de yürüyelim dedik. Bu arada spordan dolayı da arka bacaklarım o kadar kötü ki yürüyemiyorum. Ve çok sıcak. Çok sıcak. Ben çok yedim ya. Ben tadımlık yiyorum. Doyduğumu hissettiğim anda bırakıyorum. Abi, günah, araya gider. Hayır, sen yiyeceğini biliyorum. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen onu bitiremeyeceğini biliyorum. O yüzden ikinci bir şey söylemiyorum. Evet. Ya da böyle yeni hani satışa sunmuşlar. Böyle kuşunlara bak. Ya bu ne güzel ya. Burada da satışa sunmuşlar. İçerisi de kalabalık bayağı. Böyle oturuyoruz, kahve içeceğiz. Ben latte mi içeceğim, Tolga da kendine frozen. Yoğun içeceğiz. Kahvelerimizi içip kalkacağız, SS'a geçeceğiz. Sen yalnız oturduğun yer var mı? Çok rahat oluyor. Gel hadi. Gel. Gel, ben biraz şunlara bakayım. Bunlar da böyle şu anda satışta olan şeyler. Etnik, eski. Topkamer'den kalktık, SS'e geldik. Bu vücut yağından aldım. Karışacak değil mi böyle? Okay, her duştan sonra sürmek için bayağı önerdiler. Deneyeyim dedim. Bir de böyle yüz yıkama jeli ve nemlendirici hediye ettiler. Bana mı aldın? Sana çok uyumlu oldu. Rica ederim, rica ederim. Her duştan sonra? Her duştan sonra.
Her zamanki kullandığım parfümüm buydu. Şu anda da Boyner'e geldik. %15 indirim olduğu için parfümü alıyoruz. Ya yeni bir parfüm istedim açıkçası. Ben parfüm istedim. Ama isim neydi? Tabii. Yok yok yok. Şu an verdi bağlantı. Çok fena. Parfüm tam da şu an en sevdiğin insan benim herhalde değil mi? Evet, şu an en sevdiğim insan sen. Ben olsam ben de beni çok severdim zaten. Anneme geçiyorum. Bu AVM'nin ışıkları o kadar güzel ki. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane AVM'nin ışıklarını yapan adamlardan birini eve mi çağırsın? Ya bir bırak artık yeter ya. Saatine makyaj hiçbir şey. Direkt çıktık çünkü sabah erkenden randevum vardı. Anca böyle kahvaltı falan derken. Bir de böyle biraz kapattım kendimi güneş görmemek için. Çünkü yarın epilasyon randevum var. Buna da böyle senede birkaç defa gidiyorum. O yanma falan olaylarından çok korktuğum için böyle yine de gömlek pantolon giyip kendimi koruma altına aldım. Çünkü videoda da tırnak yaptırıyordum ama arada neredeyse uzun bir süre var. Çünkü bir böyle bir ara çekmedim, yüklemedim falan derken böyle birikti. Ama neyse ki şu anda güncel anımı böyle yakalayabildik. O yüzden mecburen yine tırnak. Şimdi geldim. Uğur Mumcu'daki Erdem Yazdağ'a geliyorum ben. Buradaki İrem'e yaptırıyorum tırnaklarımı da. Girelim. Daha sonra da şimdi böyle tırnaklarımı çıkardık. Bayağı uzadılar. Artık bu şekli bırakıyorum ve badem tırnağa dönüş yapıyoruz. Badem yapacağız yani kısaca. Şimdi başlıyoruz bademe de. Çok güzel bir model seçtim. Badem olacak ama biraz kısa olacak mecburen. Çünkü çok uzun değil daha. Bir iki tırnak sonrasında da istediğin uzunluğa ulaşır. Kargasını açıyor ben de tırnaklarımla. Dediğim şekil ve sevdiğim şekil tamamıyla bu işte. Şu anda şöyle desene başladık biz. Sim gelecek. O kadar güzel ki şimdiden. Çok bebeksi oldu. Çekeceğim. Geldim. Tam olarak 5 saat kuaförde vakit geçirmişim. Ayaklarıma kalıcı oje yaptırmadım çünkü ayakta biraz kalıcı oje tehlikeli olabiliyor. O yüzden sadece 2 defa yaptırdım hayatımda. Şimdi de böyle 2 defa yaptırdım. Herhalde 3-4 ay dinlendiririm. Ondan sonra belki tekrar yaptırırım. Daha güzel oldular ki. Bir benzerini yeşilini kışın yaptırmıştım. Hiç de mavi kullanmadım diye bu sefer de böyle bir mavi yaptırdım. Kendime de hemen gelir gelmez böyle soya sütlü bir kahve yaptım. Gerçekten soya sütünü normal süttan daha çok seviyorum. Tırnaktan sonra yemeğe geçiyoruz. 2 kişilik bir yemek yapacağım ama mutfaktaki en büyük yardımcılarımı bu şekilde yerleştirdim. Gerçekten bunları çok seviyorum. Umarım bulurum sizlere de. Kremalı böyle bir tavuk yapacağız. Yanına da yeşil salata yapmak istiyorum. O yüzden mantarlarımı ve yeşilliklerimi suda bekletip ıslatacağım. Mantarlar kararmasın diye limon ilave ediyorum. Yeşilliklere de sirkeyi ilave edip suda bekleteceğim. Şimdi tavuklara geçiyorum. Ben bonfile kullandım. Tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Tavuk göğsü kullanırsanız şimdi birazdan marine yapacağız. Marinedeki yağ oranını biraz fazla koyacaksınız. Böyle ortadan ikiye kesiyorum. İnce olması yeterli. Boyutlarının çok bir önemi yok açıkçası. Şimdi ben bunları bu şekilde farklı boyutlarda sadece keseceğim. İnceltmek önemli olan burada.
Tavuklarımı gördüğünüz gibi doğradım. Tuz ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. Ve her zamanki gibi zencefil. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Karıştırıp bekleteceğim. Tavukları böyle una bulayacağım. O yüzden unu bu şekilde tabağa ince bir şekilde yerleştiriyorum. Sosa da mantar ilave edeceğim. O yüzden mantarları da şimdiden doğrayıp kenarda bekleteceğim. Tavukları bu şekilde una bulayıp fazla ununu alıp tabağa koyuyorum. Tavuklar için biraz tereyağı ve sıvı yağ. Bu şekilde tavukları tavaya yerleştiriyorum. Hepsi bu boyuttaki bir tavaya sığdı. Bu un tereyağıyla birleşince biraz kıvamlı bir sos gibi oluyor. O yüzden gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve böyle açıp sürekli tavukları çeviriyorum. Yanına da yasmin pirincinden pilav yapıyorum. Çok kavurmuyorum. 1 su bardağı pirince de 2 su bardağı sıcak su olacak şekilde yapıyorum. Roka bizim salatalarımızda olmazsa olmaz. Sadece marul, roka ve yeşil soğanlı bir yeşil salata yapıyorum. Tavuklar bu rengi aldığında mantarları ilave ediyorum kenarına. İkisini böyle bir pişireceğim. Mantarlar suyunu bırakacak ve suyunu çekene kadar da pişirmeye devam ediyorum. Tuz ilave ediyorum. Suyunu çekti mantarlar. Krema ilave ediyorum. Kremanın kıvamı biraz bana yoğun geldiği için biraz da süt ilave ettim. Hala bana biraz yoğun geldi. O yüzden tekrar ilave ettim. Karabiber atıyorum. Ve üzerine yeşil soğan doğruyorum. Ve yemeğimiz hazır. Yemek çok fazla yedik. Niye öyle yedik bilmiyorum. Yani biz ekmek tüketmiyoruz artık. Kolay kolay ekmek tüketmiyoruz. Biz sabahları tüketiyoruz. Bizi yeterince doyurdu. Biliyor musunuz bilmiyorum da bence herkes biliyordur diye düşünüyorum. Böyle dışı dikenli. Bu Adana'da böyle artık bu mevsimde seyyarlar böyle satıyor. Böyle buz kenarlarına falan buz var. Soğuk tutuyorlar. Kabuğunu da soyup satıyorlar. Çok özlemişim. 3, 6, 8 tanemiş. 8'ini de yerim. O kadar hafif ve güzel ki. Her yaz bundan yeriz. Ya, Adana'da herkes her yaz sokakta yürüdüğünde seyyarlarda görüp bakın yine gözüme çarpıyor. Tablolar yamuk. 20-30 tane yiyebilirim ya.
Böyle içinde çekirdekleri var. Zaten onun da çiğnenmemesi gerekmiş. Çok faydalı bir şey. Bunu da Tolga'ya ayırıyorum. Yani zaten bu her gün gelecek ve her gün yenilecek bir şey. Çünkü biz bunun bağımlısıyız. Mükemmel bir şey. Biz çocukluğumuzdan beri yediğimiz için bize mükemmel geliyor. Bilmiyorum. Şık olduğumuz bir tadı olduğu için bize gerçekten mükemmel geliyor bu. Geri buzdolabına koyayım da. Yani soğumadan yenmiyor çünkü. Arkadaşlar şu anda şu avizenin toplarını söktüm. Biz karanlıkta oturuyormuşuz resmen. Resmen karanlıkta oturuyormuşuz ya şu füme sayesinde. Nasıl yapacağız şimdi? Şu aydınlığa bakar mısınız? Sen kesin bugün işte bana yeni avize alırsın. Toga yeni avize geliyor, ben sana söyleyeyim. Bakın ama ben bunu bu şekilde nasıl kullanacağım? Mümkün değil, kullanamam da. Diyorum ki yani bu evin şantiyeye bir ışık... Şantiyeye döndü. Ev şantiyeye döndü, evet. Ya diyorum ki... Gözümü alıyor ama. Hayır, alışık değilsin çünkü 8 aydır karanlıkta oturuyormuşuz. Ben diyorum ki ya diyorum bu evin bir ışıklandırması yetersiz yani hani. Akşam böyle kamerayı açıyorum, çok bulanık falan fişman neyse. Çözüm arıyorum ben böyle evin aydınlatması için. Bir dedim şey yapayım. Şu dedim avizenin acaba dedim topları mı? Hani koyu renk ya, acaba dedim o mu bu kadar evi loş gösteriyor? Bir çıktım bir çıkardım, evet. Ama şu an şu avize şu şekilde kullanılmaz zaten de. Yeni avize alacağız büyük ihtimalle. Evin aydınlatma problemini de gecenin bu vaktinde çözdüğüme göre biz yatıyoruz. İyi geceler, yarın görüşürüz. Kargolarım gelmiş. Bu arada böyle sipariş verdiklerimden ödeme problemi oldu. Yani kartımla alakalı bir problemdi. Birkaç kere çekildi. O yüzden iptal etmek durumunda kaldım. Yani sipariş verdiğim şeyler de sonrasında tükenmişti. Birkaç tane daha var sipariş vereceğim. Ama burada şu anda ne var bilmiyorum. Onları açalım ve size deneyerek göstereceğim şimdi. Şu siyah elbisem gelmiş. O kadar beğendim ki tam benlik bir elbise. Tabii şu anda çok kırışık. 36 beden söyledim ben. Çok sevdim ya bunu. Ütüleyince falan gerçekten güzel görünür diye düşünüyorum şu kolları falan. Çok tatlı. Zaten şöyle biraz balon kol olunca benim çok hoşuma gidiyor. Boyu da bence gayet iyi. Kendinde de böyle daha iyi olacak. Şimdi diğerini açayım. Aynayı da buraya koydum. Güzel oldu. Artık daha böyle rahat size bazı şeyleri gösterebilirim. Bu arada diğer elbise 36 demiştim ama 38 söylemişim. Bu büstleri de biliyorsunuz bende beyazı vardı ama beyazı bana biraz küçük ve dar geliyordu açıkçası. O yüzden en büyük bedenini söyledim. Böyle bir kotum hiç yoktu. Bunu da böyle bununla uyumlamak istedim açıkçası. Bence jinle ve beyaz pantolonla da çok güzel olur. Ayağıma da böyle şeffaf terliklerle bunu da böyle dışarıda çok güzel bir şekilde bence giyebilirim. Pantolon da 36 beden. Bunun bende siyahı da var ama bu rengi gerçekten çok beğendim. Bir pantolonum yoktu. Gayet de güzel oldu bence. Hoşuma gitti. Sevdim. Bu arada bunu da göstereyim size. Bu da geldi. Ben tabii ki açtım. Böyle bir kutuda söyledim. Yani bu kutu için ben biraz ekstra bir ücret ödedim. Ne alaka ama işte ödedim. Kutusu hoşuma gittiği için ödedim. Ben beyazını söyledim bu çantanın. Çünkü hiç beyaz çantam bu şekilde yoktu. Aslında aklım lilasında da kaldı. Siyahında da kaldı. Yani aklınıza gelebilecek her renkte kaldı ama hiç beyaz çantam olmadığı için ve böyle yazında, baharda da daha rahat kullanabileceğimi düşündüğüm için beyazı aldım. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz kenarlarını. Kısa, uzun bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İçi çok büyük değil. Bunun bir de minileri çıkmıştı. Aslında aklım miniye de gitmedi değil ama bunun içi bile çok küçük. Aslında benim diğer çantalarıma göre büyük ama yine de şöyle hani tam olarak bir karış. Da böyle istiyordum. Kendi sitesinden sipariş verdim bu arada. Yazanlar olmuş, Beymen'den mi sipariş verdin, kendi sitesinden mi diye. Kendi sitesinden sipariş verdim. Sipariş verdiğim sürede ellerinde olduğu için bana çok kısa bir süre sonra ulaştı. Yani ön siparişle vesaire oluşturmadım. Ama şu anda stokları var mı yok mu bilmiyorum. Ön siparişte alıyor olabilirler. Gerçekten her rengine ayrı ayrı böyle tutulduğum bir çanta. Ki çanta merakım var. Kullandıkça da yani şu anda evet çok tok bir çanta. Kullandıkça kullanım açısından nasıl olur bilmiyorum. Onu da zaten sizlerle mutlaka paylaşırım. O ayna var ya gerçekten bizi kurtaracak gibi duruyor ama yine karanlık. Hazırlandım. Altımda bir kot şort var. Hani ne olur ne olmaz çünkü elbise biraz
kısa diye. Ezgilerle buluşacağız. Onlar Esas'a geçiyormuş. Bir dışarı çıkalım dedim. Gerçekten evde çok bunaldım. Esas'a geçiyoruz. Normalde Diva'da buluşacaktık. Dedim ki Diva için yeter. Her videonun, bu videoyu da şimdi kapatacağım. Dedim ki her videonun sonu Diva ile bitiyor artık, yeter. Onlar da Esas'a geçiyorlarmış. Esas'la görüşeceğiz. Büyük ihtimalle oradaki kafelerden birinde otururuz. Çıkıyoruz. Selam direkt. Buluşuldu. Evet. Buluşuldu. Selen de var. Hep beraber Starbucks'ta oturuyoruz. Bu sefer Diva'da değiliz. Diva'da kapanışı yapmayacağım bu sefer. Esas Starbucks'ta yapıyorum. Sıcak yine. Nem de. Herkes kahveden sonra sular için diyor. Şimdi suya vurduk. Öyle. Bak bu yine uyuyacak şimdi. İşin mi var? Edit yarım milyon var. İşte çalışkan kız, evet, tembel kız. Uyurken gözümde. Uykum da geldi de. Gelir, geldi. Ay yolda tanıyacağım. Tamam yapalım. Allah seni bunu öğretmeyin. Uykum gelir. Oturup çıt çıt fındık yiyorum. Ben fıstığı bekliyorum, yaş fıstığı. Fıstık çıktım. Kilosu çok iyi, 250 lira. Vallahi. Oğlum bir kilo pizza var yerim lan. Yaş fıstık çok severim. Bayılırım. Ben de. Oturur kilo neyse alalım ya, ne var? Rapine zevklerimiz var. 100 gram alırız. Mattık yalnız. Korkunç değil mi? Dolga. Ay aşkım nereden gidiyorsun Tolga? Şimdi Esas'tan eve geldik. Bu vlogu da burada kapatıyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.